bakayım. Lütfen. Peki. Arkadaşlar. Herkes dinliyor mu? Sessiz miyiz? Tamam. Sessiz miyiz? Tamam o zaman. Anlatıyorum. Bir uçağımızın çalışabilmesi için her şeyden önce onu taşıyacak, hava içinde hareket ettirecek kollara ihtiyacı var. Bu kollar onun kanatlarıdır. Neymiş? Yerden yükselebilmesi için onun kanatlarına yön verecek bir kaldırma kuvvetine ihtiyaç var. Bunu veren sistem onun irtifa güçleridir. Neymiş? İrtifa kanatları. Yani yükselme kanatları. Onun yerdeyken sağa sola dönmesini sağlayan bir dümene ihtiyacı var. Dümeni neresi? Kuyruğu. Neresiymiş? Onu hareket ettirecek bir motora ihtiyaç var. Motor neresi? Motor çalıştığı zaman onu havaya ne kaldırıyor? Motorun üzerindeki pervane. Motor çalıştığı zaman yanan yakıtı dışarıya atan yer arabalarda olduğu gibi uçak motorlarında da egzozlardır. Yerde inmesini sağlayan, onun yerde hareketini sağlayan tekerlekleri var. Neymiş? Bir de bunun dışında pilotunun onu idare ettiği bir radyosu var. Radyonun iki tane çubuğu var gördüğünüz gibi. Bu çubuklar aşağı yukarı sağa sola oynar. Aşağı yukarı sağa sola oynadıkları zaman da bakın, kuyruğa bakın. Yükseltip alçaltıyor. İkinci hareket sola sağa döndürür. Havadayken dönüşlerini kanatların kenarlarındaki bu parçacıklar yapar. Herkes gördü mü? Ve efendim. Aferin. Bakın bir arkadaşımızın babası da kendisiyle beraber uçak yapıyormuş. El sallayalım ona. Alkışlayalım. Evet. Uçağı